Sayın seyirciler, 6 işçiye mezar olan Samsun Eti Bakır İşletmesi'ndeki patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bilirkişi raporu doğrultusunda sorumlu 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren Eti Bakır Samsun işletmesinde meydana gelen patlama ile ilgili 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 6 işçinin öldüğü, 11 işçinin de yaralandığı olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yel'den 7 kişinin gözaltına alındığını, 3 kişinin de arandığını belirtti. İlk değerlendirmelerimize göre orada sorumlu olduğu düşünülen, imalatı yapan firmanın sorumluları, kontrol görevlileri, Eti Bakır AŞ'nin ilgilileri ve vinç kullanıcısı olmak üzere Eti Bakır AŞ'nin işletme müdürü sorumlusu olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alınmasına dair talimat vermiş bulunmaktayız. O fabrikanın önünde bugün eylem vardı. Patlamanın gerçekleştiği fabrika önünde toplanan Türk İş Samsun temsilcisi ve TESİŞ üyeleri eylem yaptı. Türk İş İl Temsilcisi Naif Yılmaz, yaşanan olayın kaza değil cinayet olduğunu vurguladı. İşçilerin birliği sermayeyi yenerek sendika hakkımız engellenemez. Yılmaz, 6 işçinin öldüğü kazanın sorumlularının yargılanmasını istedi. Sorumlular yargılansın, cezaya çarptırılsın. Ölmek, iş cinayetine kurban gitmek hep işçilerin mi başına gelecek? Artık iş cinayetlerine kurban olmak istemiyoruz. Ve işletme sahibi Cengiz Holding, Sayın seyirciler, 6 işçinin hayatını kaybettiği işletmenin sicili kabarık çıktı. Samsun'da Eti Bakır işletmesinde meydana gelen patlama Cengiz Holding'in ilk vukuatı değil. 24 Şubat 2012 tarihinde Adana'da Gökdere Köprü HES Barajı inşaatının derivasyon tüneli çökmüş, 10 işçi sulara kapılarak hayatını kaybetmişti. İnşaatın yüklenici firmalarından biri de Cengiz Holding'ti. Yaşanan kaza ise inşaatın hızla bitirilmeye çalışılması nedeniyle gerçekleşti. Ancak kazayla ilgili Cengiz Holding'e dava açılmadı. Bir diğer olayda 8 yıl önce yine Cengiz Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren Eti Bakır Küre İşletmesi'nde meydana geldi. Firmanın Kastamonu Küre'deki yeraltı bakır ocağında çıkan yangında 19 işçi yanarak can verdi. Ve son olay, yine Cengiz Holding ve yine işçi ölümleri. AKP döneminde aldığı ihalelerle büyüyen holding Samsun'daki patlamada da öne çıktı. Samsun Eti Bakır İşletmesi'nde amonyak tankı kapağının çökmesiyle fabrika 6 işçiye mezar oldu. Yaşanan olaya sendikalar tepki gösterdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası yayınladığı basın açıklamasında özelleştirme sonucu artan işçi cinayetlerine dikkat çekti. KESK'te işçi cinayetlerinin sorumlusunun taşeronlaşma kapsamını genişleten AKP hükümeti olduğunu belirtti.